Evet, sevgili dostlar, tekrardan hoş geldiniz. İkinci bölümle yayınımıza devam ediyoruz ve yine hem Maraş depremi üzerinden hem de Türkiye'nin 3 metre kaymasıyla alakalı konuşacağız. Ve özellikle bu Lut Gölü'nün altından gelen fayla da alakalı. Şimdi Sena Hoca hem de bir coğrafyacı hem de bir gökbilimci olarak ayrıntılı bilgi verecek. Hem de Japonya ile alakalı bir anısını anlatacak bize. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz ve tekrardan hepimizin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acılarla Rabbim bizi sınamasın diyerek başlayalım hocam. Deprem öldürmez, evet. Binalar öldürür diyoruz ve gerçekten derin acıyı yürekten yaşıyoruz. Evet, bu Maraş, Hatay oluğunun aslında çok köklü bir noktası var. Bu Gur Çukuru dediğimiz coğrafi sistemde, Gur Çukuru dediğimiz bir alan. Şimdi öncelikle bu Doğu Afrika, biliyorsunuz ben programlarda dönem dönem sizin programlarınızda Doğu Afrika'yı geçen yıl çok işledim. Dedim ki Afrika'nın doğusunda özellikle bu Mozambik-Tanzanya arasında Tanganyika Gölü var. Tanganyika Gölü, Niassara Gölü. Şimdi o göllerin içinde bir çukur var. O göller zaten tektonik çukur gölleri, tektonik çöküntüyle oluşmuş. Şimdi oradan başlayan bir fayzon var, parçalı bir fayzon. Öncelikle deprem dediğimiz fay hattı, kırıklı fay hattı, düz bir çizgi şeklinde Neslihan Hanım uzanmıyor. Fay hattı belli kilometrelerle parça parça giden bir bölümdür ve düz bir çizgiyle gitmez. Diyelim 60 kilometre bir kırık. Sonra arada bir segment vardır, segment atlanır. Ya da sert bir kayadır. Segment yer altında atlar. Bir başka bir diyelim 50 kilometrelik bir kırığı oluşturur. Böyle peş peşe boşluklarla oluşan kırıklı bir sistemdir. Tek bir uzun çizgi şeklinde değildir. Şimdi Tanganyika Gölü'nün orada Doğu Afrika'nın dünya oluşurken bir çöküntü havzası oluşmuş. O çöküntü havzasına biz Gur Çukuru diyoruz. Şimdi o Gur Çukuru, Gur Çukurlu, Afrika, Doğu Afrika Çukurlu, Tanzanya'nın oradan, Victoria Gölü'nün oradan, Büyük Victoria Gölü'nün oradan başlıyor. Tanganyika, Niassara gölleriyle çukur parça parça kuzeye doğru çıkıyor. Örneğin oradan Sudan kenarına geçiyor. Sudan, Uganda, Sudan kenarından azıcık Mısır ve Kızıldeniz'in oluşmasıyla biraz böyle kuzeye doğru biraz meyil yapıyor, yön değiştiriyor. Kırılma. Sonra hemen Orta Doğu'nun tamamen batı formasyonuna geçiyor. İsrail'in tam kıyı, batı kıyısından geçerken bildiğimiz Lut Gölü ya da eski adıyla Ölü Deniz fayını oluşturuyor. Ama aynı hat, bakın hat değişmiyor. Ta Doğu Afrika'da Tanganyika veya Büyük Victoria Gölü'nden gelen aynı düz hat ya da işte ara ara kaymalar gösteren kırıklı hat İsrail'deki Lut Gölü'nü Ölü Deniz'i oluşturuyor. İsrail'in Lut Gölü dünyada deniz seviyesinin altındadır. İşte bu nedenle altındadır. Büyük bir çöküntü havzasıdır ve Akdeniz'e göre deniz seviyesinin altında bir banttır. İsrail Lut Gölü ya da Ölü Deniz eski adıyla. Şimdi Sodom ve Gomorra'nın hikayesi vardır. Hazreti Lut'un Kur'an-ı Kerim'deki Lut suresi vardır. Amin. Evet, orada mesela Lut ayetlerinde bu anlatılır, Hazreti Lut ayetlerinde. Sodom ve Gomorra'nın batışı, işte Akdeniz'in Lut Gölü'nün bu Gur Çukuru'nun çöküntüye uğramasıdır. Orada tabi dinsel, semavi dinler adına halkın, Luti kavminin halkın cezalandırılması adına o tektonik çukurun çökmesi, içine su dolması ve oradaki insanların helak olması. Aslında bu bir deprem. Çift raylı giden, sağlı sollu giden çapraz fay hareketinin bir sonucudur. Orada sönmüş bir eski bir yanardağ da vardı. O dönemde yanardağ da harekete geçmiştir. Cenab-ı Hak o bölgeyi helak etmiştir. Dini anlayışıdır ama din de bilimi onaylıyor. Bilim zaten diyor ki yanardağ patladı, çift ray fay harekete geçti. Tanganyika Lut Gölü çöktü. İçine su doldu. Bildiğimiz Lut Gölü Ölü Deniz oluştu. Şimdi oradan devam ediyor dümdüz kuzeye doğru, Suriye'ye doğru. Suriye, Batı Suriye sınırından Laskiye'den geçiyor, Hatay'a giriyor.
Hatay'a ama parça parça geliyor. Buraya kadar Hatay'a da girdiği kısma kadar Ölü Deniz Fayı bu. Bak önce Doğu Afrika Gur Çukuru, sonra Arap plakasında bunun adı Ölü Deniz Fayı. Hatay'dan giriyor. Hatay'ın hemen orada Reyhanlı Samandağ o bölgeden Hatay merkez Asi Nehri'nin tabanını oluşturuyor. Kuzeye doğru çıkıyor dört yola doğru. Tam Maraş Pazarcık'a kadar geliyor. Ölü Deniz Fayı orada bitiyor. Arap plakası bitiyor. Yani yer altında oluşan Arap segmenti Ölü Deniz Fayı Pazarcık'a yakın bir formasyonda tamamlanıyor. Sonra orada bitiyor. Kırık kesiliyor. Pazarcık'ın olduğu yerde Maraş Pazarcık ilçesinde ikinci bir segment başlıyor. Anadolu Fayı. Bunun adına Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı deniyor. Şimdi bu da böyle düz bir çizgiyle gitmiyor yalnız. Parçalı kırıklı bir çizgiyle sağa doğru meyil yaparak kırıla kırıla dönerek gidiyor. Nereye kadar gidiyor? Diyarbakır Lice hattına kadar gidiyor. Yani Lice şuraya kadar. Lice'de Van Gölü'ne yakın bir yerde duruyor. Diyarbakır'ın Lice. Hatta 1976'da Süleyman Demirel başbakarken Lice yerle bir olmuştu. İşte bunun tam ucu çalışmıştı. Lice'de bu fay orada Van Gölü'nün alt segmentine giriyor. Orada kayboluyor. Ondan sonra akıbeti bilmiyoruz. Ama oradan sonra akıbet Van Gölü'nün altından Hakkari tarafına geçebilir. Çünkü Hakkari formasyonları kırıkları var. Hakkari bölgesi de risk altındadır. Yani Hakkari, Van buralar kırıklı fay zonlarla doludur. Yalnız orada bir segment parçalanması var. Doğu Anadolu burada Lice Hani tarafında bittiğinde Van Gölü'nün özellikle batı kısmında bittiğinde ya da alt segmente daldığında kuzeyden de bir Kuzey Anadolu segmenti oluşuyor. Kuzey Anadolu segmenti Muş Varto'da kendini gösteriyor. 1966 yine Süleyman Demirel Başbakan Varto faciası, Varto depremi, Varto dümdüz. Varto'da hemen hemen var olan nüfus yerle bir olmuş. 1966. Şimdi Varto depreminden sonra Kuzey Anadolu'nun gerçeği öğreniliyor. Aslında Kuzey Anadolu Erzincan şehir merkezinde 1939 Aralık ayında 27 Aralık'ta patlamıştı. Ve bu deprem aslında Amerikan UGS kayıtlarına göre, eski kayıtlarına göre 8.5 şiddetindeydi. Erzincan'da sadece olmadı. Erzincan merkez üssüydü. Yine böyle o dönemde bütün bölgeleri, yakın il ve ilçeleri yerle bir etmişti. Erzincan 1939 depreminde 40 bin küsür insan o günkü nüfusa göre vefat etmişti maalesef. Şimdi Erzincan segmenti kırıldı. 66'da Muş Varto kırıldı. Bu Kuzey Anadolu fay segmenti. Bu farklı. Bizim anlattığımız şu an bugünkü yani bu dönemki deprem Doğu Anadolu fay segmentinde. Yani Güneydoğu fay segmentinde. Kuzey ile alakası yok. Ama tabii kuzeyin de burada bir 7 su Erzincan deprem arası 7 su zaten çok işlediğimiz bir nokta. Gerçi 7 suda çok büyük bir yerleşim merkezi yok. Boşluk, büyük bir ova, iki dağın arasında geniş bir ova. Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bingöl Erzincan arasındaki bir segment. Kuzey Anadolu'nun tek kırılmamış noktası orası uzun bir süredir. Yani oraya da biraz dikkat çekilmesi lazım. Ama bugün olur, yarın olur öyle bir garanti veremeyiz. Ama dikkat çekilsin o kadar yeterli. Hani halkı da korkutmayalım. Yedisu'da zaten çok fazla nüfus da yok diye biliyorum. Yani çok fazla bir yerleşim merkezi yok orada. Peki hocam bu fayların tetiklenmesi sönmüş yanardağları ileride Türkiye'de tetiklemesi mümkün mü? Şimdi biraz o ayrı konuştuk. Bir formasyon konuşuruz. Ama ben şu kısmı bir tamamlayayım. Evet. Doğu Anadolu fayı Pazarcık'tan başladığı zaman burası Anadolu levhası diye geçer. Ama Pazarcık'ın güneyi Hatay tarafına Arap levhası plakası diyoruz. Bakın Pazarcık'ı merkez alın, güney kısmı Antep Hatay tarafı Arap plakasında. Pazarcık'ı kuzeye alın, Anadolu plakası başlıyor. Yani o zaman Çukurova, Osmaniye, Adana, Maraş'ın büyük bir kısmı, Malatya segmenti, Elazığ Anadolu şeyinde kalıyor. Anadolu levhasında kalıyor. Pazarcığı ortadan bölüyoruz. Altı Arap levhası oluyor. Yani orada iki isim değiştiren Kırıklı
parçalı faylar var. Şimdi bu deprem buralarda oldu. Birinci deprem Pazarcık'ta oldu. Arap plakasını kırdı. Arap plakasını kırınca Hatay, Antep, Urfa, Diyarbakır, Laskiye, Halep, Suriye'de de yerle bir oldu birçok yer. Suriye'de de 5000 civarında şu an duyduğum kadar ölü var. Yani bu Güney Suriye, Hatay'ın güneyine iniyor yani. Orayı da vuruyor. Şimdi bu kırıkma, bu kırılma aşağı doğru oluyor. Fakat orası aşağı çekince kendini Arap plakası, kuzeyde boşluk oldu. Hemen depremden 9 saat sonra boşluğu yer kabuğu kaldırmaz. Hemen Anadolu plakası tak diye yerine oturdu. Elbistan'da 7.6 oldu. Anadolu plakayı oturtturdu. İki deprem o yüzden peş peşe geldi. Şimdi iki depremin peş peşe gelmesi için Neslihan Hanım, iki plakanın, formasyon plakanın yer değiştirdiği noktada boşluğu doldurması gerekiyor. Boşluk doldurmayla alakalıdır. Şimdi bakın şöyle bir bindirme zonları vardır fayda. Şöyle bindirme zonu. Bu bindirme zonunda Arap plakası güneye kayınca orada boşluk oldu bakın. Aramda boşluk oldu. Anadolu plakası da batıya kaydı o plakayı. Elbistan depremiyle 7.6 ile 9 saat sonra doldurdu. O yüzden ikinci büyük deprem meydana geldi. O atım da batıya doğru oluyor. Çünkü Anadolu plakası batıya kayıyor. Yalnız yanlış bilmiyorsam 4 metre 25 santim batıya kaydı. Elbistan depremiyle 7.6 ile. Anadolu plakası batıya kayıyor. Arap plakası güneye kayıyor. Birbirini tetikliyor. Mesele bu. Bu iki segment oynadığında da depremler oluyor. Bu kadar basit bu. Hı hı. Ama şimdi burası 500 yıldır ses vermiyordu. En son 1513'te burası kırıldı. Tam 500 yıl sonra kırıldı. Bakın 1513, 2023, neredeyse 500 yıl önce Osmanlı. Orada ben tarihi biraz araştırdım. Dul Kadiroğulları Beyliği varmış Maraş'ta. Maraş'ta Osmanlı döneminde 1513 yıllarında Maraş bölgesine hakim olan, o Güney Çukurova yöresine hakim olan Dul Kadiroğlu varmış. Ona bir Türkmen İslam boyu orası. Dul Kadiroğulları Beyliği dermiş. Öyle bir deprem yaşamış ki 1513'te. Yavuz Sultan Selim henüz kendisine gelmeden önce. Osmanlı'da da İstanbul'da Yavuz Sultan Selim iktidarda, yani tahtta. Osmanlı'nın toprağı değilmiş Maraş. Yavuz Sultan Selim oraya nasıl gelmiş? 1513'te bu adamlar yerle bir olmuşlar. Maraş, Hatay, o bölge Adana, Çukurova haritadan neredeyse silinmiş. Dul Kadiroğulları büyük bir deprem faciası yaşayınca, enkaz çok olunca tabii o zamanki yaşam şekli, yerleşim merkezi ne kadarsa, kaç kişi öldüyse Dul Kadiroğulları'nda. Peşine 2-3 sene sonra Osmanlı ordusu Mısır seferini Yavuz Sultan Selim yapmak için sefere çıktığında Maraş'ı hemen Dul Kadiroğulları'nı Osmanlı'ya katabilmiş. Çünkü Dul Kadiroğulları depremde öyle bir hasar almış ki Osmanlı'ya hemen bir şekilde bir Turnadağ Savaşı, 1515 Turnadağ Savaşı yaparak Dul Kadiroğulları'nın Osmanlı'ya katılmasıyla Anadolu'da Osmanlı siyasi birliği tamamlamış. Ama bu siyasi birliğin 1515 Turnadağ Savaşı'nda Maraş yakınlarında bu savaşın cereyan etmesinde Dul Kadiroğulları'nın kaybetmesinin sebebi 2-3 sene önce, 2 sene önce yaşadıkları deprem faciasıdır. Yani aynı noktada depremin olmasıdır. Deprem onlara öyle bir hasar verdi, o kadar çok askerini kaybetti ki Yavuz Sultan Selim'in karşısında direnemediler, teslim ettiler. Mecburiyette Turnadağ Savaşı'nda kaybettiler. Yavuz burayı alınca, Sultan Yavuz Maraş'ı da Osmanlı toprağına katıp Anadolu Birliği'ni sağlayınca güneye yöneldi. 1516-1517 Mercidabık Ridaniye Savaşları'nı yapıp Mısır Memlüklerini yok etti. O dönemde yine o deprem oralarda da olmuştu, Gur Çukuru'nda. Oralar da perperişandı. Aslında onların Yavuz Sultan Selim gelmeden önce bir deprem faciasıyla çok kötü duruma düştüklerini birkaç sene öncesinde takvimler bize çok net anlatıyor. Sonra Yavuz Sultan Selim gelip halifeliği de o bölgeleri de fethedip kutsal toprakları alıp Osmanlı'ya dahil etti ve sınırları güney ve Orta Doğu yönünde, Kuzey Afrika yönünde genişletti. Yine aslında her şeyin içinde, siyasi büyümenin içinde bir deprem etkisi de var. 1513 Maraş depreminin de ya da Dul Kadiroğulları depreminin
etkisi de var. Yani olaylar aslında birbirine, coğrafyayla tarih çok iç içedir. Yaşanılan bir olay, hasar, ölü sayısı, yaşanılan dram, acı tablolar, peşine gelecek bir savaşların sıkıntısını da zorlar yani. Bu da onu tetiklemiş o tarihi depremler zamanında. Şimdi 500 yıl sonra burası yine kırıldı. 500 yıl stres biriktirdi. 4 metre kadar Anadolu batıya kaydı ve böylelikle o bölgede rahatlama oldu. Şimdi en fazla güneye bir Suriye'ye doğru, Hatay'a doğru, Hatay'ın altına doğru bir kırılma olabilir. Segmen Ovacık, Fayı, Malatya, Tunceli arası biraz risk. Bundan sonra Yedisu'yu zaten sürekli söylüyoruz. Ama şu anlık Allah korusun diyelim, zaten iki büyük deprem oldu. Peş peşe olmasın. Halka da güzel mesajlar verelim. Öyle korkutulmasın. Kimseye yanlış beyanlar verilmesin. Mars ikizlerde lütfen bilgi kirliliği yapılmasın. Yalan beyanat verilmesin. İnsanlar ürkütülmesin. Psikoloji de çok önemli. Neslihan evet. Hanım, en önemli şey insan psikolojisi. Herkesin morale ihtiyacı var. Bu moral de yakında inşallah geliyor. Gelmeye de başladı. Balık yeni ayı doğuyor. İnşallah şifa gelecek. İnşallah yaralar sarılacak. Devlet, büyük devlet. Ha bunu da söyleyeyim ekstra. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten ne olursa olsun çok büyük bir devlet. Gerçekten. Şimdi böyle bir deprem, iki tane, 7.6, 7.7, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsa, ben bunu çok iyi tanıyorum. Avrupa ülkelerini çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz sık sık irtibat içindeyim. Coğrafyayı biliyorum. İsviçre'de böyle bir deprem olsa, Almanya'da böyle bir deprem olsa, keza örnek vereceğim şimdi, İtalya'da böyle bir deprem olsa, peş peşe 7.7, 7.6 depremler olsa, Avrupa bunun enkazını, bunun ekonomik sıkıntısını 5 sene kaldıramaz. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Bakın şunu çok iyi bilin. Avrupa'yı, Amerika'yı, dünyanın birçok ülkelerini zengin ad edebilirsiniz. Ama bir koronavirüs faciası çıktığında, bir koronavirüs salgını çıktığında hastanelerini gördünüz mü? Perişan oldular. Mahvoldular. İngiltere'nin ne duruma düştüğünü gördünüz mü? Boris nerede? İstifa etti gitti. Yani ne yaptı İngiltere Başbakanı? Kaldıramadı. Koronavirüsü kaldıramadı. Böyle bir deprem İngiltere'de olsa, iki tane deprem. Bakın bunları yaban atmayın. Avrupa'da böyle bir deprem olsa, Türkiye daha büyük bir ülke. Daha güçlü bir ülke. Tabii yardımlar gelecek. Dünya tabii yardım edecek. Türkiye herkesin yanında yer alıyor. Türkiye duygusal bir ülke. Güçlü bir ülke. Türkiye'yi yabana atmayın. Sadece Türkiye'nin büyük sıkıntısı yapı denetim sektörü, inşaat sektörü, insanların gayrimenkul hırsları. Türkiye'deki vatandaşlar bu inşaat sektörü hırslarını bırakacaklar. Kendilerine mezar yapmayacaklar. Sağlam yapılar yapacaklar. Deprem olur, deprem doğal bir şey. Deprem kötü bir şey değil. Enerjinin açığa çıkması. Ama tabii böyle büyük depremleri kaldırmak zordur. Türkiye'de güçlü bir ülkedir. Böyle 20 yılda bir, 10 yılda bir böyle büyük depremler yaşıyor. Kolay bir şey değil. Türkiye'de güçlü bir ülke. Herkes öyle umutsuzluğa kapılmasın. Lütfen herkes hesabını yapsın. Avrupa'da çok samimi söylüyorum. Yunanistan'da iki tane değil. Ben biliyorsunuz o topraklardayım. Evet. O topraklarda yaşayan insanlarız. Orada Yunanistan'da bunun bir tanesi olsa, çok samimi söylüyorum, Yunanistan kitle git. Yunanistan hemen ağlamaya başlar. Hemen ağlamaya başlar. Kaldıramaz ki. Enkazı bile kaldıramaz. Ağlar, bana yardım edin, kıyamet kopuyor der. Evet. Yani Türkiye çok güçlü bir ülke. Çabuk yara sarıyor. Hemen koordine olabiliyor. Halk çok güzel. Halk çok iyi bir halk. Hemen kenetlenebiliyor. Evet. Balık da yeni ay geliyor. Şifa da geliyor. İyileşme geliyor. İnşallah yaralar sarılacak ki inanıyorum sarılacak. Türkiye güçlü bir devlet. Umutsuzluğa kapılmayın. Faylar kırılır. Bunlar sıkıntı değil. Lütfen yapılarınızı sağlam yapın. İnsanlar bir daha böyle üzücü sonuçlarla bir daha bunlardan ders çıkaralım. Yani deprem ne zaman olur, nerede olurun bir faydası yok. Ben size bir şey söyleyeceğim. Nerede yaşıyorsunuz? Diyelim siz atıyorum X bir bölgede yaşıyorsunuz. X bir bölgedesiniz. Ben diyeceğim ki yarın gökyüzüne göre Neslihan Hanım sizin X noktasında deprem oluyor. Evine girmeyeceğim mi? Gireceğim. Yani yine gireceğim. Yine yaşayacağım. Deprem olunca önlemini almaya çalışacağım. Olayın özü bu. Yani depremi bilmenin zaten kimseye faydası yok.
insanları korkutmaktan başka, ürkütmekten başka, önlem alamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Depremi bilmenin faydası yok, önlem almanın faydası var. Nasıl önlem alırsın? Yapını sağlam yaparsın, sağlam müteahhitlik yaparsın, sağlam inşaat malzemesi dökersin, çok katlı değil yatay mimariye yönelirsin, halka güvenli yaşam alanları, sağlam yapılar teslim edersin. O zaman deprem olsan olur, olmasan olur. Hemen Japonya'da örneği veriyorum. Japonya Tokyo'da bir görevdeyiz. Böyle bir danışmanlık veriyoruz. Aynı bu mesafede oturuyoruz. Ben davet edilmişim, gitmişim. İşte kata çıkmışız. Kaç kattı hatırlamıyorum. Hiçbir zaman dikey mimari onaylamıyorum bu arada ama Japonlar yapmış ray sistemi. Hiç aklımın ucuna deprem dahil gelmiyor. Davet edildik, gittik. Neyse bir kata çıktık. Yanlış hatırlamıyorsam 22. 23. katta falanız. Böyle danışanla konuşuyoruz, oranın mühendisi. Sohbet, muhabbetimiz, haritasını açtık. Bakıyoruz, inceleme yapıyoruz. O sırada bir gümbürtü koptu. Şöyle bir gittik geldik. Durduk, panik oldu herkes. Yani bir şey mi olacak diye. Ben bir panik yaptım. Dedi ki yok yok dedi, bir şey olmaz dedi. Sonra gümbürtü koptu. 7.6 ama nasıl sallanıyor? Şangur şungur her yer sallanıyor. En fazla önümüzde böyle küllük demeyeyim de küllüğe benzer bir şey vardı, hiç unutmuyorum. Küllük böyle yatay olunca kaydı elimle küllüğü tuttum. Şöyle bir kıyıda kaldım, küllüğü tuttum. Bir şey olmaz hocam dedi, korkmayın dedi. Küllüğü şöyle tuttum. Bayağı bir sallandı ki 7.6 falan öyle bir şeymiş. Saatinden öğrendi orada. Durdu. Ben dedim ki ne yapacağız, hadi gidelim inelim. Yok dedi, gerek yok. Hiçbir şey olmaz. Şöyle gitti camdan baktı, bak hayat devam ediyor dedi. Şimdi yapılarını sağlam yaparsan, evet, 7.6 da olsa 7.5 da olsa öyle sallanırsın. Bir küllük kayar tutarsın ya da bir bardak kayar tutarsın. Hiç de bir şey olmaz. Hayat hemen aynı anda devam eder. Demek ki her şey bina meselesi, deprem meselesi değil. Halka bir kez daha söylüyorum. Lütfen korkmayın, kaygı duymayın. Yalan haberlere beyan vermeyin. Bu süreçte manipüle edenler, spekülasyon yapanlar, ikizler dedikoducudur. İkizlerde Mars var, büyük dedikodular yayarlar. Hiç kimseye inanmayın, güvenmeyin. Böyle bir şey yok. Rahat olun, görevinizi yapın, işinizi gücünüzü yapın, evinizi sağlam yapın. Mesele bitti. Yardım, hemen yardım yapın. Zaten yapıyoruz gereken bütün yardımları. Evet, siz de. Deprem olur arkadaş, depreme takılmayın yani. Sinan Hoca belirtmez ama ben de belirteyim. Onun adına ben belirteyim. Sinan Hoca yüklü bir miktar bağış yaptı. Estağfurullah, gerek sağlık. Yok onları söylemeye. Evet, ama yine de en azından yardımcı oluyor. Bizim hepimiz halkımızın böyle bir güzelliği var. Hemen anında şey yapıyoruz, kenetleniyoruz. Yurt dışında hemen koordine olabiliyoruz. Yani o sıkıntı olmuyor. Evet hocam, aslında ben Amerika'yı da sormak istiyorum. Bu önümüzdeki dönemlerde, yıllarda Amerika'yı tetikleyecek bir deprem var mı? San Andreas payı tabii tetikleyecek. Özellikle batı yakası, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas bölgesi, özellikle San Diego bölgesi tehlikeli. Ama dediğim gibi onlar önlemini aldığı için bir problem yok. Onlarda çok katlı yapılaşmalar yok. Çok katlının da önlemi var. Eğer şiddet çok abartıp 8.5'ların üstüne çıkmadığı sürece oralarda çok ciddi bir şey olmaz. Çok sallanır. Direkler, mirekler en fazla devrilir. Ama evler, bahçeli evler, çok ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. O zaman son sorum olarak, sonra da 20 Şubat balık yeni ayına geçeceğiz. Ama son soru olarak şunu sormak istiyorum. Kaymanın, yani siz 4 metre 25 santim gibi bir kayma söylediniz. Bu kaymanın haritayı değiştirmesi gibi ya da faydası zararı, bu kaymanın genel anlamı, yani biz hani kayma tamam ama bu kayma ne manaya geliyor? Çok basit, ikimiz üzerinden örnek verebiliriz. Coğrafyada plakalar farklı. Şimdi beni bir plaka düşünün, siz de bir yeraltı plakası düşünün, arada bir segment var, aramızda bir segment var. Şimdi beni yandaki plaka, benim yanımdaki plaka beni ittiğinde kayma bu demek. Belli bir metre atım yapmak demek. Yanal atım da yaparsın. Ege bölgesi gibi, Ege formasyonu gibi dalma batma zonu, horse graben iniş çıkışı da yapabilirsin. Şimdi fay var, fay var. Yanal atımlı fay var. Şimdi örnek vereceğim fay yanal atımlı. Yana bindirme. Ama bir de dalma batma zonu fayı var. Bir de volkanik depremler var. Şimdi depremler 3 türdür. Volkanik depremler
Horsgraben dediğimiz çökme, dalma, batma zonları, yukarı aşağı hareketli kırılmalar, bir de yanal atımlı, yanal fay depremleri. İşte Kuzey Anadolu gibi Doğu Anadolu fayı yanal atımlı. Ama Ege bölgesindeki faylar İzmir, Aydın, Balıkesir ya da işte Balıkesir'in güneyi, Muğla fayları dalma batma zonu. Yani inişli çıkışlı Horsgraben yükselme ve alçalmalarıdır. Şimdi sizin örneğiniz şu kayma nedir dediğinizde bir örnek vereyim. Yanal atımlı depreme kayma. Yandaki fay kırığı, segment kayıp bana geldiğinde, bana çarptığında ben burada sıkışıyorum. Yani ben segment olarak sıkışıyorum. Bir müddet, bir zaman sonra ben de bu enerjimi yana doğru kayarak, yani size doğru kayarak enerjimi rahatlatmak zorundayım. Yani kendimi düzeltmek zorundayım. Levha ya da plaka kayması denir yer altında. Şimdi ben sıkışınca burada ne yapacağım? Yanımda siz varsınız. Arada bir segment var. Oraya dayanacağım. Yani size doğru vuracağım. Boşluk doldurmak gibi. Boşluk doldurmak gibi. Bir müddet sonra ben hareket edip size doğru bindirme zonu yaptığımda aramızdaki bu segment kırılacak. Enerji açığa çıkacak. Deprem titreşimi olacak. Size doğru yanaşmış olacağım. Bu sefer ben rahatladım. Yanımdaki rahatladı. Siz sıkışıyorsunuz. Sizin de yan tarafa doğru belli bir müddet sonra, belli bir zaman sonra kaymanız söz konusu oluyor. Yani birbirinin üstüne bindirme zonu yapıyorlar. Levhalar birbirini itiyorlar. İtme denir buna. Fiziksel itme hareketi, levha itmesi. Anadolu batıya doğru kayıyor. Batıda bir şey yok ki, şey var. Ege Denizi var. Yani Ege formasyonu var. Ege'nin çukuru var. Anadolu Ege'ye doğru yaklaşıyor. Batıya doğru, Yunanistan'a doğru yaklaşıyor. İşte bu depremde de 4 metre kadar resmi kaydı. 17 Ağustos'ta da kaymıştı. 5 metre kadar ciddi bir kayma ciddi yapmıştı. Ciddi bir kayma yapmış. Şimdi bu kaymalar batıya, Yunanistan'ın üstüne bindiriyor. Binince bir sefer batı Yunan Ege faylarını sıkıştırıyor. Yani oraya bindiriyor bunu. Kendi içimde de eğer bir boşluk varsa onlar da çabuk kırılıyor. Kendi içimde de yaşıyorum o kırılmayı. Fay zon üstünde. Olmazsa senin üstünde. Yani senin levhanı bindirme zonu yapıyorum. Bir de orada bir farklı bindirme var. Akdeniz çukuru var. Kıbrıs adası var. Kıbrıs'ta da bir dalma batma zonu var. Segment olarak. Kıbrıs adası battıkça Anadolu'yu yükseltiyor. Anadolu yükseliyor. Şimdi Kıbrıs alttan bindirme zonu yapıyor İskenderun Körfezi'ne, Mersin tarafına. Kıbrıs adası battıkça, aşağı doğru indikçe alttaki bindirme zonu Anadolu'yu yükseltiyor. Anadolu da batıya kayıyor. Bu sefer birbirini tetikliyor. İskenderun Körfezi'nin etkilenmesinin sebebi de Kıbrıs segmentinin sıkıştırmasıdır. Tabii ki yine Doğu Anadolu ya da Ölüdeniz fayının da orada tetiklemesi söz konusu.